ağızlarımıza, tuzlarımıza bir başlangıç yapmıştık. Bu aslında sizin için çok basit olan bir konu. Çünkü çok daha detaylı olarak inceliyorsunuz Rıza Hocam'la birlikte zaten. Biz biraz daha işte genel özellikleri, kullanım alanları, yani benim bu üniteyi incelememin en büyük sebebi de zaten bu kullanım alanları. Yani hiçbir zaman ezbere sormayacaklar ama size bir paragraf verip bunun üzerinden soru yönlendirmeye çalışacaklar. Bir de şöyle defterlerinizde bir bulunsun, piyasa kitaplarından soruları çözerken de yardım alabilirsiniz diye. Asitlerin genel özelliklerini kısaca not almıştık. Hadi bugün de bazıların genel özellikleri deyip oradan bir başlangıcımızı yapabiliriz. Bazıların genel özellikleri. Evet. En klasik yine size sunduğumuz maddenin baz olduğunu anlayabilmeniz için sunduğumuz en klasik özelliklerinden birincisi tatları. Tabii laboratuvarda bunların tatlarına bakarak yorum yapmıyoruz. Tükettiğimiz maddelerin tatlarına baktığımız zaman tatları genellikle acıdır. En klasik verdiğimiz buraya sabun örneği olacaktır. Sabunun bazik bir tuz olduğunu zaten daha sonra konuşuruz. Yine bazılarının en klasik özelliklerinden birisi ciltte kayganlık hissi oluşturur. Temizlik maddelerinde bunu çok ciddi olarak görebiliyorsunuz zaten. Deterjanları elimize değdiği zaman kayganlık hissine sahip olması tamamen yapısındaki bazik maddelerdendir. Yine bazıların asitlerle ortak özelliği diyebileceğimiz arkadaşlar, bazlarda suya atıldıkları zaman iyonlaşarak çözünürler. Suda iyonlaşarak çözündükleri için iyonlaşarak çözündükleri için elektriği iletirler. Bu dediğim gibi asitlerle ortak özellik olarak sunabileceğimiz bir özellik. Biraz sonra bir açacağız. İndikatörlerimiz var. En çok kullandığımız indikatörümüz turnusol kağıdımız. Asit mi baz mı olduğunu ayırt etmek için kullandığımız turnusol kağıdı. Bazlar turnusol kağıdını maviye çevirir. Kırmızıdan maviye veya direkt maviye çevirir. Asitler kırmızıya çeviriyorlardı. Yine tepkimeleri olarak asitlerle ortak özellik olarak sunabileceğimiz arkadaşlar ne olacaktır? Asitlerle tepkimeye girerek ne tepkimesi verecekler? Nötralleşme tepkimesi verirler. Asitler ile nötralleşme tepkimesi verir. Ve ürünlerimiz her zamanki gibi tuz artı su olacaktır. Yine birazcık basit düzeyde inceleyeceğiz. Altıncı özellik olarak metallerle yaptıkları tepkimeler. Asitler aktif metallerle tepkimeye girebiliyorlardı. Bunların istedikleri ise metalin amfoter olması, iki yüzlü olması, hem asitlerle hem bazlarla tepkimeye girmesi. Yalnız her bazda giremeyecek. Nasıl baz arayacağız? Kuvvetli baz. Kuvvetli bazlar. Amfoter metaller ile
amfoter metallerin aynı zamanda aktif metal olduğu için de hangi gaz açığa çıkartacaklardır? Hidrojen gaz. Hidrojen gazı açığa çıkarır. Diyebiliriz. Evet, bunlar tepkim olarak yazabileceklerimiz özelliklerimiz. Yine oksitli bileşiklerden bahsediyorduk galiba. Oksitli bileşiklerinde de bahsettiğimiz şey, yine geçen hafta asitler için yazmıştık. Ametal oksitleri, oksijence zengin olanları asidikti. Burada ise metallere bakacaktı. Metal oksitlerin sulu çözeltisi. Baziktir diyebiliriz. Bunlar zenginlik, fakirlik aramıyorlardı. Oksijen sayısı önemli değil. Yalnız şeylere dikkat ediyoruz. Kullandığımız metalimiz amfoter metal ise amfoter metallerin oluşturdukları oksitler de amfoter oksit olduğu için yine asitlerle tepkime girebileceklerdir. Evet, bazılarımızın genel özelliklerini şöyle bir sıralamış olduk. Şimdi dediğimiz gibi size sunduğumuz maddenin asit mi baz mı olduğunu anlayabilmeniz için en çok kullandığımız bizim sevgili yardımcılarımız indikatörlerimiz olacaktır. İndikatör diğer adıyla belirteç. Sunulan madde asidik midir, bazik midir olduğunu tanımak için. Evet. Bunun için renk değişimlerinden çok yardım alıyoruz. O yüzden indikatör için bir tanım yapmak istersek ne diyebiliriz arkadaşlar? Bir maddenin asit veya baz oluşuna göre renk değiştiren maddelerdir. İndikatör dediğimiz maddeler. Şimdi indikatörlerimiz iki şekilde karşımıza geliyor. Doğal indikatörlerimiz var. Bir de sentetik, yapay olarak yani kimyasal olarak kullandığımız indikatörler var. Doğal indikatör olarak en çok kullandığımız yiyecek maddeleri olacaktır arkadaşlar. Doğal indikatörlerden çaydır en klasik olarak sunduğumuz üzüm suyu, kırmızı lahana, bunlar doğal indikatörlerimizdir. Çay örneğini çok fazla kullanabiliriz. Çayın içine çay artı diyeyim limon suyu veya sirke eklersek bu yazdığım maddelerin sulu çözeltilerinin asidik olduğunu biliyorum. İşte çaya limon suyu veya böyle sirke gibi asidik bir madde eklediğiniz zaman açık bir renge gelecektir. Bunu çok rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Bazıları çayı limonlu içerler. O limon atıldığı zaman çayın renginin gayet açık olduğunu görebilirsiniz. Çayın içine sabun veya karbonat eklersek sabun bazik tuzumuzdu. Karbonat, sodyum karbonat, sodyum bikarbonat yemek sodası olarak kullandığımız evlerinizde mutlaka vardır zaten. Bunları eklediğiniz zaman da bunlar da bazik olduğu için koyu renge sahip olacaktır. İşte ÖSYM sınavlarında böyle şeyler yapıyor. İşte size diyor ki çayın içine limon suyu eklendiği zaman rengi açılmaktadır. Yani indikatörlerin renklerini asla ezberlemenize gerek yok.
size verilen bu bilgiye göre onun asidik mi bazik mi olduğunu yorumlamanızı istiyorlar. Yine kırmızı lahanadan bahsetmiştik. Eğer kırmızı lahananın içine, bunu salata yaparken de görebilirsiniz, sirke veya yine limon suyu eklediğiniz zaman lahananın renginin dönüşümünü çok rahatlıkla görebilirsiniz. Mordan kırmızıya gidecektir. Eğer kırmızı lahananın içine bazik bir madde eklerseniz arkadaşlar, yine ne ekleyelim? Karbonat ekleyelim, sabun eklemeyelim. Karbonat eklediğiniz zaman da kırmızı lahanın bazlarla tepkimeye girdiği zaman arkadaşlar rengini mordan yeşile çevirmektedir. Evet, bu şekilde doğal indikatörlerle bir maddenin asidik mi, bazik mi olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz arkadaşlar. Yapay indikatörlerimiz vardır. Bunlar daha çok kimyasal olarak kullandığımız indikatörler. Yapay indikatör olarak da yine sadece yazmak için yazıyorum, oturup ezberlemiyoruz ki çok sık da görüyorsunuz. Fenol kırmızısı, metil turuncusu, daha bir sürü yazabileceğimiz indikatörlerimizi ifade edebiliyoruz. Ama laboratuvarlarda en çok kullanılan indikatörümüz turnusol kağıdımız olacaktır. Turnusol kağıdına göre siz rahatlıkla o maddenin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu ayırt edebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, biz bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlayabilmek için en çok yararlandığımız bir güç hesaplaması olarak kullandığımız pH'ımız arkadaşlar. Bir de onu şöyle yapalım, ne diyelim? pH kavramı ve pHc. Evet, bunu yapabileceğimiz veya pHc demeyeyim, pH kağıdı diyelim. Evet, yine laboratuvarlarda en çok kullandığımız pH kağıdı dediğimiz bir aletimiz diyebiliriz, bir aracımız diyebiliriz arkadaşlar. Burada indikatörlerden farklı olarak pH kullandığım zaman maddenin asitlik veya bazlık derecesini ölçebiliyorum. Hani onun asidik mi bazik mi olduğunu geçiyorum, onun ne kadar asit veya ne kadar baz olduğunu daha sayısal verilerle ifade ettiğimiz bir olaydır. O yüzden pH kağıdı için şöyle diyebilirim. Bir maddenin asitlik veya bazlık derecesini ölçmek için. Kullanılan farklı indikatörler. Emdirilmiş test şeritleri işte bunlar bize pH kağıdı olarak tanımlanabilir. Renklerine göre turnusol kağıdına emdirilmiş yine en çok kullandığımız madde olarak karşımıza gelebilecektir.
Evet, pH kavramı nereden geliyor? Biz bir maddenin asidik veya bazik olduğunu anlamak için H artı iyonundan yardım alıyoruz. Biliyorsunuz suyun iyonlaşması sonucunda H artı veya OH eksi iyonlarını verecektir. H artı iyonunun suya bağlanmış haline galiba H3O artı şeklinde ne diyorduk buna? Hidronyum iyonu diyorduk. H artı, kısa gösterimlerde H artıyı kullanırız ama tam gösterimlerde H3O artıyı kullanırız. Bu H artının derişimine göre asitliğini veya bazlığını ölçebiliyoruz. O yüzden bunun gücü, H artının gücünü ifade eden, H artının gücünü ifade eden hangi kavramı kullanıyoruz? Güç power'dan geldiği için P'yi almışlar. Büyük harfle H'la pH şeklinde gösterebiliyoruz. Eğer size sunduğumuz maddedeki H artı derişimi artıyorsa, H artı derişimi arttıkça asitlik kuvvetimiz artar. Dolayısıyla pH değerimiz de küçülür. OH derişimi içinde arttıkça OH derişiminin artması bazlığının arttığını ifade etsin. Bazlık artar. Bazlık kuvvetinin artması da yine pOH'ının küçülmesi, OH'ın gücünü ifade edip pH'ın artmasını anlatacaktır. Evet, bizim bu maddelerin pH'ine göre ölçümlerimiz sonucunda eğer derlerse ki veya biz öyle bir sonuç bulursak pH eşittir 7 ise elde ettiğimiz çözelti nötr çözelti olacaktır. pH küçüktür 7 ise asidik çözelti. Eğer pH de 7'den büyükse o zaman bazik bir çözeltimiz olacaktır. Ama unutmayın, bu 7 sayısını kullanabilmek için suyun otoiyonizasyonundan biliyorsunuz mutlaka hangi sıcaklıkta olması gerekecektir? 25 santigrat derecede olması gerekecektir. Yorum sorularını okurken buna dikkat etmek gerekecek. Evet, bu pH cetveliyle ilgili görsellerimiz çok fazla vardır arkadaşlar. Bir tane öyle bir şey şuraya deneyelim bakalım başarabilecek miyiz? Evet, bu MEP kitaplarında da geçen bir şeyimiz, görselimiz arkadaşlar. Tabii ki de ezberlemiyorsunuz. Hangisinin pH'lerini tek tek yazmışlar, derişimlerine göre değişecektir zaten. Hani asit midir, baz mıdır diye ifade edilen yerlerde. İşte burada mesela hidroklorik asit çözeltimiz var. Şuradaki hidroklorik asit çözeltimiz en sık kullandığımız bunun pH'ı 0 olabilir. Derişimine bağlı olarak değişecek. Mide asidi yine hidroklorik asit. Limon suyumuz en sık kullandığımız. Sirke, elma, domates, muz, süt. Bunların her biri de ne olacaktır? pH'ları 7'den küçük olduğu için asidik çözeltilerimiz. İçme suyu pH 7 olarak almış ama biz bunu daha alkali olarak da kullanabiliyoruz. Zaten onlar etiketlerin üzerinde ifade edecektir. Karbonat yine en çok bilmenizi istediğimiz bazik maddelerden birisi. Brokoli almış. Sabun yine en klasik. Çamaşır suyu, lavabo açıcı, sodyum hidroksit. Bunlar da bazik olarak karşımıza gelen birer maddelerimizdir, kimyasal maddelerimizdir diyebiliriz. Mesela işte içme suyunda dediğim gibi o şişelerin üzerindeki etiketlerin üzerinde pH değerleri yazılacaktır. Siz ona göre asidik mi, bazik mi olduğu hakkında rahatlıkla yorum yapabileceksiniz arkadaşlar. Evet, pH kavramında bu şekilde bir hatırladık. Çok basit düzeyde tabii ki de hatırladığımız bu olayımız. Şimdi isterseniz bir de şu asit ve bazların
sudaki iyonlaşmalarına göre bir asit baz tanımı bizim yine 10. sınıf kimyasında size sadece paylaştığımız arkadaşlar Arrhenius diye bir amcamızın yapmış olduğu asit baz tanımından bahsedebiliriz. O zaman şuraya yazayım. Evet, Arrhenius'un yaptığı tanım en eski tanım olarak söyleniyor zaten. Tamamen maddelerin sudaki çözünmeleri sonucundaki iyonlardan yaptığı bir tanımlama olarak karşımıza getirmiştir. Eğer diyor Arrhenius, suda çözüldüğünde haşartı, tabii bunun suya bağlanmış hali, hidronyumdan da bahsedebiliriz. Suda çözündüğünde haşartı iyonu veriyorsa asittir. Suda çözündüğünde OH- hidroksit iyonu veriyorsa da bazdır diye bir tanımlama. Günümüze göre çok daha bir tanımlama olacaktır. Sadece belli maddelerin asidik mi, bazik mi olduğunu ifade edebilen bir tanımlamasıdır arkadaşlar. Şimdi bu asit baz tanımlarını, yani Arrhenius'un asit baz tanımlarını yaparken çok ezberlemenize gerek yok ama çok belirgin. İşte kimler kuvvetli asittir, kimler zayıf asitlerdir veya bazlardır şeklinde tepkimelerinde yazmaya çalışalım. Evet, bizim en klasik dediğimiz gibi HCl. Bunun sistematik adını söyledikleri zaman adı hidrojen klorür. Ametal ametal bileşiklerini okurken hatırlarsanız Latince sayılarını söylüyorduk. Ama eğer halojenli bileşiğinden bahsediyorsak o zaman ikincinin molosunu söylemeden direkt hidrojen klorür diye ifade ediyorduk. Bunu suyun içine attığımız zaman, asidik özelliğe sahip olduğu zaman okuduğumuz adı da ne olacaktır? Hidroklorik asit. Bir de biliyorsunuz yaygın isimlerimiz var. En çok kullandığımız yaygın isimlerinden HCl'nin de yaygın ismi hangisiydi? Tuz ruhu. Evet, hidroklorik asit suya atıldığı zaman iyonlarına ayrışarak çözünecek. Artı su dedim. Bu kuvvetli bir asit olduğu için kuvvetli asitler suda %100 iyonlaşarak çözünürler. Bu %100 iyonlaşmayı gösterirken de tepkime okumuzu tek yönlü kullanıyoruz. O zaman bana verdiği iyonlar hidronyum iyonu ve klor eksi iyonu şeklinde yazmış olduk. Bu yaptığım asitin suda çözünmesi tam tepkime. Size fiziksel kimyasal değişimlerde sorabiliyoruz. Eğer asitin suda çözünmesi fiziksel midir, kimyasal mıdır derlerse sanırım şu tepkimeden dolayı asitlerin suda çözünmesi nasıl bir değişim olacaktır? Kimyasal bir değişim olacaktır. Ben böyle yazmaya üşendim birazcık. Kısa gösterim kullanıyorum. Ne yapıyorum? HCl'yi alıyorum. Hiç suyu göstermeden sadece haşartı, buraya aqua veya suda yazıyorduk galiba, artı klor eksi aqua şeklinde de gösterebiliyorum. İkisi de aynı şeydir. Biri tam gösterim, diğeri ise kısa gösterimdir. Evet, HCl hidroklorik asit kuvvetli bir asit olarak karşımıza gelsin. Kuvvetli asittir. Suda %100 iyonlaşarak çözünür. Yine en bizim şey yaptığımız, karıştırdığımız bir şeyin suda %100 iyonlaşarak çözünmesiyle suda çok iyi çözünmesi aynı şey mi arkadaşlar? Kuvvetli asitler
suda %100 iyonlaşarak çözünürler. Bu %100 iyonlaşması onun kuvvetli asit olması demektir. Her şeyle suda çözünür mü? Çözünür. Ama çok iyi çözünür mü? Hayır. Çünkü çok iyi çözünmesi için bütün molekül arası çekim kuvvetlerinin birbirine benzemesi lazım. HCl'nin molekülleri arasındaki etkin etkileşim neydi? Polar bir yapıya sahip olduğu için dipol-dipol. Dipol-dipole sahip olduğu için sadece ne diyebilirim? Suda çözünür. Ama başka birisine göre, işte HF'e göre söylersek, onu da biraz sonra konuşacağım zaten, daha az çözünme olacaktır diyebiliriz. Evet, hidroklorik asitle ilgili yaygın isimler, defterimizde hep zaten sürekli konuşup durduk ama defterimizde de son olarak düzenli olarak bulunsun istedik. Başka kim var? Yine bizim en çok kullandığımız H2SO4 ile gösterdiğimiz. Bunun yine sistematik adı olarak ne diyebiliyoruz? Hidrojen sülfat diyebiliriz. Kök ismiyle birlikte okuduk. Yine hidrojen bileşiklerinde kök de olsa bir ismi söylemesek de olur arkadaşlar. Bunu suyun içine attığımız zaman iyonlaştığı için iyonlaştığı zamanki özel adı ne olacaktır? Sülfürik asit. Yaygın ismimiz de saç yağı. Evet, sülfürik asitin bu isimlendirmelerini yaptım. Yine arkadaş kuvvetli bir asittir. Suda %100 iyonlaşarak çözünür. Gerçi sülfürik asitin iki basamaklıdır çözünmesi. Bir tanesi zayıf, bir tanesi kuvvetli. Ama biz en azından şu anda net tepkime üzerinden gittiğimiz için arkadaşlar kuvvetli asit olarak tepkimesini yazdık. Evet, H2SO4'ü aldım. Suyun içine attık. Evet, bana kaç tane H artı iyonu verecek? 2 tane. O zaman 2 mol suyu kullanarak yine tek yönlü okumu kullandım. Bir daha uyarıyorum. Net tepkimesini yazdığım için kuvvetli asit olarak yazdım. 2 tane H3O artı sülfat iyonunu bana vermiş oldu. O zaman tepkime okundan dolayı bunun da bir ne olduğunu ifade ettik. Kuvvetli asit olduğunu ifade ettik. İşte 10. sınıf kimyası bu tepkimelerine önem vermiş arkadaşlar. Oradaki verdiği iyonlar, bıraktığı iyonlar üzerinden konuşmamı istemiş. Başka bahsetmem istediği asitimiz fosforik asit, H3PO4 dediğimiz fosforik asit. Yine bunun sudaki iyonlaşmasının net tepkimesini yazmaya çalışacağım. Burada da kaç tane su kullanmam gerekir onu düşündüm. Şuradaki H artı sayısı kadar su diye genelleyebilirsiniz rahatlıkla sanırım. Eğer siz fosforik asiti suyun içine atarsınız ve fosforik asit arkadaşlar şöyle yaptığıma göre, çift yönlü ok kullandığıma göre nasıl bir asit olacaktır? Zayıf bir asit olacaktır. 3 tane H artıya PO4 3 eksi şeklinde. Sanırım yine üşendim ve kısa gösterim yaptım. Artı 3 su deseydim şuraya 3 tane hidronyum iyonunu yazabiliyorduk. Yine bahsetmeni istediği yaygın asitlerden birisi CH3COH dediğimiz. Evet, yaygın adı olarak, özel adı olarak söylediğimiz asetik asit. Yaygın ismi de sirke asidi. Evet, asetik asit dediğimiz bir asit. Ama zayıf asit olduğu için suda ne yapacaktır? Çok az iyonlaşarak çözünecektir. Yani CH3COH'u aldık suyun içine attık. Çift yönlü okumu kullandım. Demek ki bu dedim
zayıf bir asittir. Asetat iyonuyla birlikte H3O artı iyonunu bana bıraktı. Evet, bu çift yönlü oktan onun zayıf asit olduğunu bildim. Çünkü zayıf asit olduğuna göre suda çok az iyonlaşarak çözülecektir. Çok az iyonlaşarak çözülmesinin sebebi zayıf asit olması. Peki, asetik asit suda çok iyi çözünür derlerse kabul edebilir miyiz? Asetik asit molekülleri arasındaki etkin etkileşimimiz ne arkadaşlar? Hidrojen bağı. Suda çözünür. Suya moleküller arası çekim kuvvetlerinden dolayı da çok benzediği için bu asetik asit arkadaşlar suda çok iyi çözünür. Evet, ne olur buna çok dikkat edin sorularda. Gözlemlediğim kadarıyla en çok karıştırdığınız şey bu olacaktır. Asitin suda çok az iyonlaşarak çözülmesiyle asitin suda çok iyi çözülmesi aynı şey değildir. Hangisini soruyorsa ona göre. İyonlaşma miktarını soruyorsa zayıf, kuvvetli olması, çok iyi çözünüp çözünmediğini soruyorsa da moleküller arası çekim kuvvetlerine bakarak yorum yapabilirsiniz. Evet, bu yine önemli asitlerimden biriydi. Başka neyimiz var? Haşep şeklinde gösterdiğimiz bir asitimiz vardı. Hidrojen. Klorür. Yine sistematik ismini okudum. Hidroflorik asit suya atıldığı zaman asit özelliğine sahip olduğu için hidroflorik asit. Evet, yaygın ismi HF ile ilgili en çok bildiğimiz şey ne arkadaşlar? Camı aşındırma özelliği. Camın ana bileşeni kum. Kumun ana bileşeni olan silisyum dioksit ile klor arasındaki gerçekleşen bir tepkimeden dolayı HF camı ne yapıyor? Aşındırıyor. O yüzden buna da yaygın isim olarak cam asidi olarak kullanabiliriz. HF dediğimiz bir cam asittir. Evet, HF yine hani defterinizde bulunsun, ezberlemenize gerek yok dediğimiz şey, HF suda çözündü. Ama zayıf bir asit olduğu için çift yönlü okumu kullandım. Demek ki %100 iyonlaşmadan çözünüyormuş. Hidronyum iyonuyla birlikte klor eksi iyonunu verdi. HF zayıf asit. Buradaki tepkime okumdan dolayı zayıf asit. O yüzden %100 iyonlaşmadan çözündü. Siz bunların hesaplamalarını yapıyorsunuz zaten. KA değerlerine bakarak pH'lerini hesaplıyorsunuz. Peki HF suda iyi çözünür mü diye sorduklarında baktım. Yine HF molekülleri arasında hidrojen bağları olduğu için evet, HF dediğimiz suda ne yapacaktır? Çok iyi çözülecektir. Suda çok iyi evet, başka kim var yine çok karşımıza gelen HNO3 şeklinde gösterdiğimiz asidimiz. HNO3 dediğimizde hidrojen nitratımız galiba. Özel ismi ne olacaktır suya atıldığı zamanki? Nitrik asit. Yaygın ismimiz de kezda. Yine nitrik asit kuvvetli bir asittir. O yüzden suya atıldığı zaman arkadaşlar %100 iyonlaşarak çözüldü. H artı ve NO3 eksi şeklinde karşımıza gelmiş oldu. En belirgin asitlerimizi yazmaya çalıştık.
Aryanus şey demiyor, yapısında hidrojen bulunduran demiyor. Suya atıldığı zaman iyonlarına ayrışarak çözünen maddelerden bahsediyor. O yüzden her hidrojeni gördüğümüz zaman bu asittir veya bazıları şeklinde ifade etmemiz genellikle yanlış olacaktır. Mutlaka suyun içine atacaksınız. Suda H+ iyonunu görüyorsanız bunun olduğunu söyleyebileceksiniz. Bazılardan da birkaç tane yaygın isim yazmaya çalışalım. Aryanus'un tanımını da yaparak. Evet, en klasik bazımız kim geliyor? Sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit yine bunun sistematik adlandırması. Yaygın ismi olarak da neyi hatırladık? Sut-fosfat. Evet, sodyum hidroksit bir bazdır. Suya atıldığı zaman da ne yapacaktır? İyonlaşarak çözünecektir. Sodyum hidroksitin suda ayrışma tepkimesini yazarken nasıl ok kullandım? Tek yönlü. Demek ki sodyum hidroksitte bir kuvvetli baz çözeltimiz oluyormuş. Sodyum hidroksiti en çok kullanım alanı olarak bazlarda yazdığımı hatırlıyorsunuz. Yine potasyum hidroksit şeklinde gösterdiğimiz KOH arkadaşlar. Potasyum hidroksitte potasyum hidroksit. Bunun yaygın adı da potas. Bu da yine sabun yapımında en çok kullanacağımız bazlardan birisi de olacaktır. Yine potasyum hidroksit suda %100 iyonlaşarak çözüldüğü için demek ki kuvvetli bir baz çözeltisi olarak karşımıza gelmiştir. Magnezyum hidroksit MgOH2. Evet. Bunun isterseniz artık çok tepkimesini yazmasam da olur. Magnezyum hidroksit sistematik adıdır. Magnez sütü yaygın isim olarak MEP kitabı almamış ama piyasa kitaplarında gördüğüm için yazıyorum. Kalsiyum hidroksitimiz yine yaygın isim olarak en çok karşımıza gelen maddelerden birisidir. Kalsiyum hidroksitinde neydi yaygın adı? Sönmüş kireç. Evet, yapısında OH bulunduran değil, suya atıldığı zaman bu şekilde OH iyonlarını bırakanlar Aryanus'un asit baz tanımına uyan maddeler olacaktır. Yapısında OH olmamasına rağmen suya atıldığında OH iyonunu veren en belirgin bazımız tabii ki de kim gelecektir? Amonyak dediğimiz bazımız gelecektir. Evet, seni bozmayalım. Ne diye yazmıştık? NH3. Kimyasal formülünü yazdık. Evet, NH3'ün sistematik adını acaba hatırlar mısınız? Ametal-ametal kovalent bileşiğimiz olduğu için atom sayılarının latincelerini söylüyorduk. Söylerken de önce pozitif yüklü olanı söylüyorduk. Azot daha elektronegatif olduğu için eksi yüklü, hidrojen daha az elektronegatif olduğu için pozitif yüklü. O zaman NH3'ün sistematik adını okurken önce hidrojeni söyledim. Tri hidrojen. Mono, azotu da ne diye okuyorduk? Azot eksi 3 iyonunu nitrür şeklinde okuyabiliyorduk. Trihidrojen, mono, nitrür. Sistematik adını yazdım. Özel yaygın adı olarak da ne diyoruz buna? Amonyak diyoruz. Evet, amonyak bir baz mıdır? Amonyan sulu çözeltisi bazdır. NH3, suyun içine atıldığı zaman ben çift yönlü okumu kullandım. Bana amonyum iyonlarını ve OH iyonlarını bırakmış oldu.
Demek ki amonyak yine suda çok az iyonlaşarak çözündüğü için nasıl bazmış arkadaşlar? Zayıf bazmış. Peki amonyak suda çok iyi çözünür dersem kabul müdür? Evet, çünkü amonyak molekülleri arasında da hidrojen bağlarımız olduğu için amonyak suda çok iyi çözünür. Çok az iyonlaşarak ama çok iyi çözünür diyebiliriz. Evet, belli başlı baz çözeltilerimizin de yaygın isimlerini bu şekilde ifade etmiş olduk arkadaşlar. Yine asit bazların genel özelliklerini ifade ederken kullandığımız metal oksitleri, ametal oksitlerinin sulu çözeltileri. Yine onların çözünme tepkimelerinden bahsedebilirler bana, yazmamı isteyebilirler. Yapalım. Birkaç tanesini çok belirgin olanlarını yazayım isterseniz. Evet, en klasik örneğimiz kimdir? Karbondioksit. Karbondioksitimiz bir ametal oksiti. Ametal oksiti ve oksijence de zengin olduğu için sulu çözeltisinin ne olması lazım? Asidik olması lazım. O zaman karbondioksiti suyun içine attık. Ve bana bikarbonat iyonu ile H artı iyonunu bırakmış oldu. Bu da onun asidik olduğunu söyledi. Mesela SO2 gazımız var. Yine en çok kullandığımız bir ametal oksitimiz galiba. SO2 de ametal oksiti ve zengin olduğu için suda iyonlaşarak çözünecektir. Mesela onun da şöyle yazayım isterseniz. SO2 tam tepkimesini yazayım. Gaz artı 3 tane su ile bir araya geldiği zaman yine çift yönlü okumu kullandım. Demek ki bunlar da zayıf asitlermiş. H3O artı ve SO3 2 eksi şeklinde yazabildik. Şuradaki tam tepkimesini yazabilmek için. Metal oksitlerimiz bazikti galiba. İşte kalsiyum oksitimiz var galiba. Yine en çok kullanabileceğimiz. Neydi bu kalsiyum oksitin yaygın ismi de? Sönmemiş kireç. Evet, bir metal oksiti olduğu için ne yapacaktır? Suya atıldığı zaman size OH iyonunu bıraksın ki bazik olduğunu ifade edebilirim. Kalsiyum artı 2'ye 2 tane OH eksi şeklinde suda çözünme tepkimesini yapmış olduk. Evet, bunlar da metal oksitlerin söylediğimiz olayları. Evet, bir aramızı verelim isterseniz, bir dinlenelim. Aradan sonra devam edelim. Ama sorayım ben yine, herhangi bir sıkıntı yaşadık mı arkadaşlar? Düzeltmem gereken bir şey var mı? Hostumuz konuşabilir sanırım. Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz hocam. Herhangi bir sorun yok. Sorun yok değil mi? Yok. Tamam. Tamam oldu. Hadi bir dinlenelim. Tam saatte görüşelim o zaman tekrar.